Gültekinler Emlak sunar. Satırası programından iyi günler diliyoruz sayın seyirciler. Bugün de gündemin öne çıkan satır başlarıyla sizlerleyiz. Bugün Vedat Türkeli'nin cenazesi var ve bütün neredeyse sivil toplum örgütleri, sevenleri, okurları Teşvikiye Camisi'nde buluştu. Saat 2'de Teşvikiye Camisi'nden yola çıkacak Vedat Türkeli. Vedat Türkeli, Türkiye'nin neredeyse Türkiye tarihinin en önemli yazarlarından, siyasetçilerinden ve Türkiye'yi en iyi analiz edenlerden bir tanesi. Evet, Vedat Türkeli'nin ölümüyle Türkiye'de aslında büyük bir boşluk da yaşandığını ifade etti yazarlar, çizerler. Çünkü Vedat Türkeli'nin Türkiye'ye özellikle çok önemli, Türkiye demokrasisinde de çok önemli katkıları oldu. Bugün TV10 ekibi de Teşvikiye'de telefon bağlantısı yapacağız. Şu an cenaze ile ilgili hazırlıklar nelerdir, son hazırlıklar nedir, bu durumu aktaracağız sizlere. Evet, telefonlarımız hazır olduğunda bizler Teşvikiye'den, evet şu an sevgili Veli Büyükşahin telefon attığımızda. Veli dede, hoş geldin yayına. Sesimi alabiliyor musunuz? Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, teknik bir sıkıntı var. Onu hemen giderdikten sonra tekrar bağlantı kuracağız. Evet, yine bizler Vedat Türkeli'yi bugün son yolculuğuna uğurlayacağız ve oradaki ayrıntıları, detayları da aktaracağız birazdan. Onun dışında biliyorsunuz pazar günü, yani 4 Eylül'de demokrasi güçleri mitingi var. Günlerdir bu mitinge hazırlanılıyor. Demokrasi mitingini konuşacağız ve yine 4 Eylül'de Alevilerin güç birliğine katılımını değerlendireceğiz bugün stüdyomuzda. Ve dün Diyarbakır'da önemli bir açıklamada bulundu. Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri 5 Eylül'de süresiz açlık grevine gireceklerini duyurdular. Ama öncesinde tekrar hattımıza dönelim. Veli'de de duyuyor musun beni? Duyuyorum, evet. Evet, bugün Türkiye önemli yazarlarından, önemli aydınlarından birini kaybetti ve Hakk'a uğurlanıyor. Orada cenazeyle ilgili gelişmeleri, nasıl bir kitle var şu an orada, neler söylüyorlar, senden alalım. Ya Vedat Türkeli sadece bir yazar, aydın, sinemacı değildi. Aynı zamanda Türkiye Devrimci Hareketi'nin aslında tarihiydi, öyle söyleyelim. 97 yaşına yaşamını yitiren Vedat Türkeli gerçekten bugünkü cenaze töreninde de gördük ki Türkiye'nin tüm devrimci dinamikleri cenaze törenine katıldılar. Türk Siyasal Hareketi'nden, Türkiye'nin devrimci hareketine, sol partilere, İHA'de İnsan Hakları Dernekleri, sanatçılar, gazeteciler, çok sayıda Teşvikiye cenaze törenine katılım oldu. Sloganlar atıldı. Onun romanlarının kahramanları, onun sloganlaştığı şeyler dövizler haline getirilmişti. Onlar çıkarıldı, kızıl bayraklar çıkarıldı. Ve yine atılan önemli sloganlardan bir tanesi yaşasın halkların sloganı çok fazla atıldı. Çünkü Vedat Türkeli halkların kardeşliğine inanan, bunun için çaba sarf eden bir insandı. Buradaki törenden sonra kitle kalabalık bir şekilde Zincirlikuyu mezarlığına şu anda cenazesi yürüyüş halinde götürülüyor ve devam ediyor şu anda. Yürüyüş Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek. Şu anda yürüyüş devam ediyor. Büyük bir kitle katılımı var. Evet. Bütün siyasal çevrelerden, Türkiye Devrimci Hareketi'nin bütün dinamikleri, işçi sendikaları, emek örgütleri, KES, kamu çalışanları, insan hakları dernekleri, kadın, sanat, sinema örgütleri, siyasal partilerin hemen hemen tümü bir şekilde katılmış durumda, tümü yürüyüşe katıldı şu anda. Zincirlikuyu mezarlığına doğru bir yürüyüşle cenazesi götürülüyor. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Evet, bugün aynı zamanda 1 Eylül Dünya Barış Günü.
Ve bugün Vedat Türkel Bey'i uğurluyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yaşasın hakların kardeşliği diyordu ve bunun üzerine sürekli yazılar yazıyordu. Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Geçmiş dönem Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Sayın Ali Kenanoğlu ve şu an yine Halkların Demokratik Partisi'nde Alevi temsiliyetiyle ön plana çıkan isimlerden bir tanesi. Hoş geldiniz diyelim öncelikle yayınımıza. Evet, bugün gündemlerimiz çok yoğun. Bir yandan Vedat Türkeli'yi uğurluyoruz. Bir yandan bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. 4 Eylül'de demokrasi güçlerinin mitingi var. Alevilerinin bu mitinge güç vermesi var. Bir yandan hemen 4 Eylül sonrasında 5 Eylül'de HDP milletvekilleri süresiz açlık grevine oturuyor. Diğer taraftan Cerablus hareketi var. Cerablus hareketinin Türkiye'ye etkileri, yine bu cepheye yansımalarını konuşacağız. Dilerseniz Vedat Türkeli ile başlayalım. Vedat Türkeli'yi bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Neler söyleyeceksiniz öncelikle? Aslında Vedat Türkeli deyince aklıma bir şey geldi. Bu geçen gün denk geldiğim bir tweet vardı aslında bir arkadaşın attığı. Türkiye'de hani solcu tanımlaması ve tartışması sürekli yapılıyor ya, hani sol neye sol diyeceğiz, bir solun tanımlaması nedir? Evet. Solcu kime solcu diyeceğiz? İşte orada bir şey yapmıştı ya Vedat Türkeli, işte yani bir solcu tanımlaması arıyorsanız Vedat Türkeli'ye bakın, solcu budur yani, solcu böyle bir şeydir falan diye. Hakikaten Vedat Türkeli yani sadece böyle yazar, çizer, sanatçı, sinemacı ya da işte tek başına böyle devrimci tanımlamasının da yeterli olmadığı, bütün hepsini birlikte kapsayan, bütün o entelektüel birikimiyle Türkiye'deki o sorumluluğunu da yerine getiren gerçek bir solcuydu yani. Ortalıkta bir gerçek bir solcu arıyorsak ya da nasıl solcu olunur diye bir arayışımız varsa Vedat Türkeli'nin yaşamına bakacağız, pratiğine bakacağız. Yani meselelere nereden bakmış, nerede durmuş, hangi Kürt meselesinde nerede durmuş, işte Alevi meselesinde nerede durmuş, emekçi, işçi meselesinde nerede durmuş. Bütün bunlara baktığınız zaman bir solcunun durması gerektiği yeri Vedat Türkeli'nin yaşamında görebiliriz. O anlamıyla çok örnek bir kişilik yani aslında topluma ve bir takım kendine misyon edinmeye çalışan insanlara da çok rol model, yani çok önemli bir şahsiyet olarak yaşamımızdan geçti gitti ama etkisi uzun sürelerce devam edecektir. Çünkü bütün yaşamın sonuna kadar pratiğini ortaya koyan bir devrimciydi, bir solcuydu. O anlamıyla yolu ışık, devri daim olsun diyoruz biz de. Evet. Bugün 1 Eylül, yani 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde satır aralarını konuşuyoruz. Şimdi Türkiye'de yurtta sulh, cihanda sulh. Şimdi ülkemize bakalım. Ülkemizde yurtta sulh, cihanda sulh, yani barış kavramını nasıl ele alacağız an itibariyle, gün itibariyle? Devletler açısından bu tür laflar, sözler biraz böyle yani şey, yani kitlelere yönelik propaganda malzemesi gibi duruyor. Yani devletlerin, yani bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ele almadan söylüyorum yani. Hangi devleti ele alırsanız alın, böyle bir barışmış, işte sulhmuş, yani bunlar esasında o devletin egemen politikalarını ne kadar uygulandığıyla ilgili bir durum. 1 Eylül'ü yaşıyoruz yani uzunca zamandır. Bugün de işte 1 Eylül Dünya Barış Günü ama dünyanın her tarafında katliamlar, savaşlar, kıyımlar, yıkımlar, hem silahlı hem de psikolojik olarak da imha, inkar, asimilasyon, toplumları reddetme, inkar etme. Türkiye'de bunun hat safhada, yani özellikle bu dönemde Türkiye'de hat safhada yaşadığımız bir durum. Bir taraftan Türkiye bugüne kadar Kıbrıs'dan sonra ilk defa askeri güçleri bir komşu ülkenin sınırları içerisine girip oralarda operasyon başlattılar. Resmi olarak yani bu bir operasyon başlattılar ve oralarda bir takım şeylere müdahil, gelişmelere müdahil olmaya çalışıyorlar. Ve diğer taraftan Türkiye'nin içerisinde de tüm toplumsal kesimlerle yürütülen bir savaş var. Yani bu savaş psikolojik savaş,
bu savaş asimilasyonla yürütülen bir savaş, kültürel bir savaş, diğer taraftan da silahlı bir savaş. Yani bütün boyutlarıyla bir barıştan, bir barış gününden, bir barış günü anmasından bahsetmek mümkün değil. Maalesef ki şu anda gözüken o ki gittikçe de bunu, bu şiddeti ve bu gerilimi arttırmaya hevesli bir iktidarla karşı karşıyayız. Böyle bir ortamdayız. Tabii bu böyle bir ortamda da durumu kabullenmek bizim misyonumuz değil. Yani bizim gibi toplumsal kesimlerin, bizim gibi siyasi partilerin, bizim gibi aktivistlerin görevi de ya durum böyle, biz ne yapalım demek değil tabii. Yani biz de bunun, işte siz de demin gündemi biraz ifade ederken söylediniz, bir sürü eylemlik ve eylem planı ve bir sürü de bu gidişata dur diyebilmek için yürüttüğümüz mücadele var ve devam edecek olan mücadeleler, yeni başlayacak olan mücadeleler var. Evet, yine gündemde önemli konulardan bir tanesi dün İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın istifasıydı. Sosyal medyada da özellikle MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gideceği ve yerine İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın geleceği iddiaları dün sosyal medya üzerinden yansıyordu. Programın sonlarına doğru bu konuyu da ele alabiliriz. Evet, şimdi bir yandan bugün Eylül'e girdik. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü konuşuyoruz. 4 Eylül'de demokrasi güçleri mitingi var. Bu miting, yani bu demokrasi güçlerinin 4 Eylül'de alacağı miting kararı nereden çıktı, nasıl çıktı? Böyle bir miting yapılmalı mıydı? Bunun özellikle 4 Eylül mitingini konuşalım biraz. Demokrasi güçleri 4 Eylül'de neden miting yapma kararı aldı? Ya biz demokrasi güçlerinin oluşturmuş olduğu güç birliğinin bir bileşeniyiz yani HDP olarak. Ve diğer taraftan da çok geniş bir bileşeni var bu güç birliğinin. İşte Alevi örgütleri de, Alevi Bektaş Federasyonu ve bileşenleri de bu güç birliğinin içerisinde bir bileşen olarak yer alıyorlar. Şüphesiz Türkiye'de özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra adı konan diyelim, yani önceden adı konmamış bir milliyetçi cephe vardı. Yani o her sıkışık pozisyonda ya da devletin bekası noktasında halkların, inançların, toplumsal kesimlerin aleyhine olabilecek bütün süreçlerde devletin bekası adına bir araya gelen partiler vardı yani. İşte AKP, CHP, MHP, yani işte askeri operasyon olacağı zaman, tezkere çıkacağı zaman ya da işte dokunulmazlıklar kalkacağı zaman gibi bu devletin bekasının düşünüldüğü noktalarda bir araya gelen, bir adı konmamış bir milliyetçi cephe vardı. Şimdi bunun 15 Temmuz askeri darbesinden sonra bunun adı kondu, Yeni Kapı'da ilan edildi ve bir milliyetçi cephe var. Şüphesiz Türkiye'nin devrimci güçleri, sol sosyalist güçleri, emekçileri, Alevileri, kadınları, gençleri bu milliyetçi cephelerden Türkiye'de çok çekmiş ve bunların hedefi haline gelmiş topluluklardır. Bundan kaynaklı olarak Türkiye'deki bu güçlerin bir araya gelerek alternatif bir cephe oluşturmaları şarttı yani. Evet. Bu demokrasi için güç birliği cephesi de tam bu milliyetçi cephenin karşısında Türkiye'nin demokratikleşmesi, halkların kardeşliği, inançların özgürlüğü, emekçilerin emeğinin kutsallığı üzerinden oluşturulmuş bir cephedir. Bu cepheye bu anlamıyla ihtiyaç vardı ve bu cephede 1 Eylül vesilesiyle barış talebini hem içeride hem dışarıda, demokrasi talebini, laiklik talebini, eşitlik talebini dile getirecek eylemlikler kararı aldı. Bu 4 Eylül İstanbul'daki Bakırköy miting kararı da bu güç birliğinin aldığı bir miting kararıdır. Biz HDP olarak bu mitinge, bu bir güç birliğinin bir bileşeni olarak destek veriyoruz. Evet, peki şunu hemen soracağım. Yani 4 Eylül'de özellikle bu mitingde Alevi örgütlerinin açıklaması, biz de güç birliği olarak tabii bu mitingde yer alacağız ifadesini kullandı. Demokrasi cephesinden yana tavırlarını da ortaya koydu Alevi örgütleri. Şimdi 4 Eylül'de Alevilerin güç birliği açıklamasıyla
bir boşluk var. Bu boşluğun giderilmesi açısından buna ihtiyaç var denilen bir noktaya mı geldik? Alevilerin özellikle güç birliğiyle verdikleri mesajı nasıl yorumlayacağız bu mitinge yaklaşımını ve güç birliği içinde alternatif yok dediler başka. Evet, şöyle söyleyeyim. Aleviler, ya Alevi kurum kuruluşları şüphesiz ben katıldığım programlarda şeyi söylüyorum. Bu Aleviler meselesini de bir tanımlamak lazım. Yani biz diyoruz ya Aleviler güç birliği içerisinde. Şimdi vatandaşın biri çıkıyordu ki ben de Aleviyim, güç birliğinde desteklemiyorum diyor. İşte bu burada ya bu Aleviler dediğimiz kim? Hani bir önce bunu bir ifade etmemiz gerekiyor. Biz bunu şöyle tanımlıyoruz, en azından ben şöyle tanımlıyorum. Alevi hassasiyetiyle meseleye bakan kimseler ve Alevi kurumları. Bu hassasiyetle kurulmuş Alevi kurumları bizim için Alevilerdir. Yani Aleviler adına konuşabilecek yetkiye ve misyona sahip kimselerdir. Hem kişilik olarak hem de kurumsal olarak bunu böyle tanımlayabiliriz. Bu anlamıyla bu tanımın içerisine giren kesimler, Aleviler, bugüne kadar demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik, yani bu konuda yerlerini aldılar sürekli. Şimdi bu Alevilerin talepleri meselesinde özellikle AKP iktidarı döneminde sulandırılmış bir durum söz konusuydu. Biz bunu Alevi kurumlarıyla da zaman zaman tartıştık. Yani şöyle bir şeye getiriyorlar işte, Alevilerin talepleri nedir denildiği zaman işte cemevleri, din dersleri, diyanet falan yok böyle de, yani bu değil yani. Hani yok derken hani bu değil. Bu Alevilerin taleplerini kesecek bir şey değildir. Yani şöyle düşünün, Türkiye'de demokrasi yok, eşitlik yok, hak yok, hukuk yok, adalet yok. Ama cemevleri ibadet olarak kabul edildi. Alevilerin sorunu bitiyor mu? Tam da bu noktada soracaktım Sayın Kenanoğlu. Şimdi Alevi gündemleri oluşturmakta Aleviler eksik kalıyor mu diye soracağım. Çünkü aslında sizin bahsettiğiniz bütün konular bu gündemler içerisinde mecliste giden, mecliste tartışılan soru önergeleri, dile gelen Alevi örgütlerinin laik sistem talebi, ecemevi bunlar hepsi yıllardır süre gelen ve istenilen talepler. Ama bir de Alevi gündemlerine baktığımız zaman Alevi gündemleri eksik mi kalınıyor? Alevi gündemleri neden çok fazla oluşturulamıyor? Alevi gündemleri sadece sizin belirttiğiniz konular içerisinde mi? Yoksa farklı Alevi gündemleri var da bu görünür mü? Değil. Alevi gündemleri sınırlı mıdır? Ya ben bunu hemen sormak istiyorum. Evet, yani burada aslında Alevi kurumların da eksikliği var. Hani bu gündemlerin oluşumunda. Şimdi hükümet, devlet Alevileri özellikle bu gündemlere sıkıştırmak istiyor ya da bu taleplere sıkıştırmak istiyor. Hani Alevilerin tek talebi cemevleri, tek talebi din dersleri, tek talebi diyanet filanmış gibi, yani bunun içerisine sıkıştırmaya çalışıyor ve Alevi kurumlarında taleplerini sıralarken, yani zamanında biz de bu hatayı yaptık, onu açıkça öz eleştiri olarak vermek gerekirse. Bu talepleri sıralar, ondan sonra genel cümle olarak işte demokrasi, eşitlik, yurttaşlık, eşit yurttaşlık filan derdik. Şimdi aslında gelinen noktada Alevilerin yaşamsal bir sorunu var. Yani Aleviler bir tehditle karşı karşıya artık, yani yanı başında IŞİD'i, AKP'si, ÖSO'su, işte bütün bunların birlikte hareketi, bunların bu ÖSO denilen güçlerin, biraz sonra da konuşacağız, bunların bu Alevilere bakış açısı, Türkiye'deki yapılan eylemler, halka yönelik yapılan bombalama eylemleri Gaziantep'te yaşandığı gibi, IŞİD'in listesinden çıkan tehdit çizelgesi, yani bütün bunlar Alevilerin artık yaşamsal sorunları olduğunu da gösteriyor. O nedenle Aleviler artık taleplerinin başına cemevleri ibadethanedir kabul edilmeliyi koymaması gerekir. Yani bunu koymayacak yani. Bunun başına şunu koyacak yani. Alevilerin talebi demokratik bir Türkiye'dir. Yani demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir laiklik budur talebi. Bu talebi şunun için istiyoruz deyip ABC diye şeyleri sıralayabiliriz. Yani işte çünkü demokrasi olmadığı için cemevler ibadethane değil. Demokrasi olmadığı için çocuklarımız din dersinden maruz kalıyorlar. Bunları sıralarız altına. Ama Alevilerin Türkiye'deki temel sorunu Türkiye'nin demokratikleşme sorunudur. Bunu oluşturmak gerekiyor ve Alevi kurum kuruluşları da, Alevi kanaat önderleri, aktivistleri de Alevilerin taleplerini sıralarken bizim tek bir talebimiz var. Demokratik, laik, özgürlükçü, eşitlikçi bir Türkiye Cumhuriyeti. Peki, demesi lazım. Alevi kendi işlerinde güç birliği oluşturabiliyorlar mı? Yani kendi işlerinde, yani
Bu noktada sorunlar masaya geldiğinde, problemler masaya geldiğinde, Alevilerin genel gündemleri masaya geldiğinde, kendi içlerinde bütünlüklü yaklaşımları var mı? Bunu kendi içlerinde oluşturuyorlar mı? Çünkü böyle bir şöyle bir hava da esiyor aslında. Gündemleri yakından takip edip ama bir araya gelme noktasında eksik kalınan gibi bir durum, bir hava var ama böyle. Şöyle bir şey var. Hani bu konuda çok fazlasıyla Alevilere ve Alevi kurumlarına yönelik şu eleştiri var. Ya bir araya gelmiyorsunuz eleştirisi var. Ben bunu doğru bulmuyorum bakın. Eksik var mı? Eksik şüphesiz var. Çünkü bunun en ideali bütün kurumların bir konfederal yapı içerisinde ortaklaşmasıdır en ideali. Şimdi böyle mi? Değil. Ama bütün bunlar Alevi kurumlarının bir takım hususlarda ortak hareket etmediğini göstermez yani. Şimdi geçen 16 Ağustos'ta, 15-16 Ağustos'ta Hacı Bektaş'ta Alevi kurumlarının bir kanadı bir araya geldi. Yani Alevi Vakıflar Federasyonu, işte Cem Vakfı Eksenli dediğimiz Vakıflar Federasyonu, Dernekler Federasyonu gibi kurumlar bir araya geldiler. Şimdi bunların bir açıklamaları vardı örneğin. Alevilerin talepleri üzerine bir açıklamaları vardı. Şimdi öbür tarafta da Alevi Bektaş Federasyonu ve bileşenleri, işte Demokratik Alevi Kurumları diye de tanımlanan kesimlerin açıklamaları var. Yani şimdi baktığın zaman, yani bir iki madde haricinde birçoğunda ortak yani benzer yani. Bunların bir sıkıntı olarak görmemek gerekiyor. Aslında tartışma şuradan çıktı sanırım. 6-7-8 Ağustos tarihlerinde alternatif olarak ABF bileşenleri Hacı Bektaş'ta buluştu. Daha sonrasında 16 Ağustos'ta yine Hacı Bektaş'ta buluşuldu. Buradan yola çıkarak aslında böyle bir Tabii durum. Şimdi o eyvallah ama ben şundan ifade ediyorum bunu. Netice itibariyle olarak bugün Türkiye'de Alevileri şemsiyede temsil eden 3-4 kurum var yani. Şemsiye olarak temsil eden. Bu şemsiye olarak temsil eden kurumların taleplerine ve Türkiye tahlillerine baktığınız zaman, tespitlerine baktığınız zaman anlaşamayacakları, yani ikisinin arasında yani iki ana kanat var yani. İki bu ana kanadın arasında anlaşamayacağı bir iki husus var yani. Geçmişte de böyleydi. Yani biz Alevi çalıştaylarına o masada oturan birisiydim ben. Biz o masaya oturmadan bir gün önce aramızda toplandığımızda yani neydi anlaşamıyoruz? Biz Diyanet'te anlaşamıyoruz örneğin dedik yani. Nedir? Şimdi İzzettin Hocalar falan çıktılar. İşte Diyanet kalsın. Biz de içinde yer alalım falan gibi talepleri vardı. O zaman sonra onlar onu da değiştirdiler daha sonra. Ya dedik bunu anlaşamıyoruz. Bunu kenara koyalım hele. Bunu bırakalım şimdi bir. Anlaştığımız hususları da devletle öne çıkaralım. Biz hükümete karşı öne çıkaralım falan. Ya bunlar olumlu gelişmelerdi ve bugün bu olumlu gelişmeler sürdürülüyor yani. Biz meseleyi şuradan kurarsak kilitleriz. Kendimiz de kilitleriz. Ya bu kadar sorun sıkıntı var. Alevi kurumlar hele bir önce bir araya gelsinler. Buraya kilitlememiz gerekiyor. Kilitlemememiz gerekir. Alevi kurumları, Alevilerin talepleri konusunda ortaklaşıyorlar. O zaman 4 Eylül demokrasi güçleri Alevilerin de aynı zamanda sürece verdikleri bir cevap olarak da tabii orayı şöyle ifade edeyim. Bütün bunlardan kaynaklı olarak Alevilerin artık gelinen noktada sorunlarının sadece cemevi, din dersi işte ve benzeri şeyler olmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kalındı ki artık Aleviler çok daha net bir şekilde demokrasi güçleriyle ortak eylemlikler, planlar ve bunların içerisinde yer almaktan başka ihtimalleri olmadığını net olarak ortaya koydular. Ha, bugüne kadar yok muydu? Vardı. Daha önceki arkadaşlarımız da bu konuda şey yapmamak gerekir, yani hakkını yememek gerekir. Vardı. Ama bunların daha belirgin olarak görülmesi, ortaya konması ve bu birlikteliklerin içerisinde yer alması son derece önemlidir. Ve bu işin dışında kalan bütün Alevi kurumları da, yani dışında kalan kurumlarımızın da bu demokrasi güç birliğinin içerisinde, bu güç birliğinin içerisinde yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, 4 Eylül'den hemen sonra 5 Eylül, yani 50 Halkların Demokratik Partisi milletvekili süresiz açlık grevine gireceklerini aktardı. Böylesi bir süreçte 50 HDP'li vekilin açlık grevi yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim bunu. Bu öncelikle DTK'nın bir kararı ve DTK ile birlikte Kürt siyasetinde yer alan seçilmişlerin kararı.
HDP şüphesiz ki bu işin dışında kalamaz. Türkiye'de gidişat ve gitmekte olan süreç çok ciddi bir şekilde endişe verici. Hem Cerablus operasyonu ve Suriye üzerinden orada Kürt halkıyla karşı karşıya gelinmesi ve bunun Türkiye'ye yansıması, diğer taraftan da Kürt halkının kendi önderliğiyle ilgili olarak ortaya koyduğu kaygıların giderilmesi gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz şahıs sıradan bir Kürt siyasetçisi değil, halkın iradesini beyan etmiş olduğu ve önderliğim diye beyanını sunmuş olduğu bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla 15 Temmuz günü İmralı Adası'nda yaşanılan bir takım kaygılar var, oraya yönelik endişeler var ve bunların ortaya konmasına yönelik beklentiler var, giderilmesine yönelik, bu kaygıların giderilmesine yönelik beklentiler var. Bu doğrultuda Kürt siyasal hareketinin bileşenleri bir açlık greviyle dönüşümsüz ve süresiz bir açlık grevi kararı almıştır. Bu karara bölge milletvekillerimizden katılanlar olacaktır. İlk öncelikle sayının 50 şeklinde, yani 50 kişinin açlık grevine başlaması şeklinde bir karar söz konusudur. Fakat bölgeler nezdinde bunun artması ihtimali yüksektir. Peki bu anlamıyla bu insanların endişelerini, kaygılarını ve bir halkın geleceğinin birilerinin iki dudağının arasında olmaması gerektiğini düşünüyoruz tabii hep birlikte. Dolayısıyla da demokratik siyaset yürüten partiler olarak, kurumlar olarak demokratik eylemleri de bu konuda destekliyoruz. Evet, siz kendi fikirlerinizi bu konuda açlık greviyle ilgili kendi fikirlerinizi belirttiniz ama bu süreç Türkiye'yi nasıl etkiler? Yani seçilmişlerin de içinde bulunduğu vekiller açlık grevine oturacak. Türkiye'ye etkileşimi nasıl olacak? Meclise ya da... Yani bugüne kadar bütün bu yaşanılan daha önceki açlık grevleri pratiklerinden de biliyoruz. Türkiye'nin açısından hem uluslararası cephede hem içeride birçok şeyi etkilen bir noktada oluyor yani bu aşık grevleri. Çünkü şey değil yani, çocuk oyuncağı değil yani, siz süresiz ve dönüşümsüz bir aşık grevinin sonu çok ne olacağı belli olmayacak yani, ya da ne olacağı belli olan bir kötü bir sürece doğru evriliyor ve buna da yani sadece 50 kişi aşık grevine girdi. Gerimiz, keyfimiz yerinde olmayacaktır yani. Bu böyle bir şey, bir süreç değil bu süreçler yani. Bu süreçler Türkiye'nin tamamını ve tüm bölgelerini etkileyen bir süreç oluyor. Geçmişteki pratiklerden biliyoruz yani. Bu işin cezaevi boyutu var ki oralarda çok ciddi işkenceler, baskılar sürüyor ve oradaki insanların da bu tür konuları konuştuklarını biliyoruz. Eylemsellik anlamında. Bunun diğer bölgelerdeki Türkiye'nin tamamında yaşayan ve bunlarla aynı duyguları hisseden insanlar var. Bu iş böyle sadece 50 kişiyle sınırlı kalmayacağı gibi bunun etkisi de böyle sadece belli bir alanla, bölgeyle sınırlı olmayacaktır. Tüm Türkiye'yi kasıp kavuracak bir eylem boyutuna gidecektir yani. Evet. Yine Türkiye'nin yoğun gündemlerinden bir tanesi de Türkiye'nin Cerablus'a girişi. Öte yandan PYD'nin açıklamaları var biliyorsunuz. PYD Amerika'da çıkan haberlerden PYD'nin Fırat'ın batısına çekilmesi istenmişti. PYD açıklama yaptı. Biz çekinmiyoruz. Yani biz birilerinin bize söylemesiyle bir çekinme kararı almayacağız ifadesinde bulunmuştu. Ve yine sosyal medyada da haberlerde de çok şey paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yine bir köyün bombardımana tutulduğu haberleri de yansımıştı medyaya. Bunları da paylaşmıştık. Şimdi böylesi bir süreçte Türkiye'nin Cerablus hareketini nasıl ele alacağız, nasıl ortaya koyacağız? Çünkü şöyle değerlendirildi. Cerablus hareketi aslında IŞİD'e karşı değil, orada PKK'ya karşı, PYD'ye karşı yapılan bir harekettir diye ortaya konuldu. Öyle yazıldı, çizildi gündemlerde. Türkiye'de bu noktada geri adım atmayacağını ifade etti. Cerablus noktasında PYD çekilmezse
saldırırız ifadelerini de kullanmıştı. Şimdi böylesi bir süreçte Cerablus'un demokrasi mücadelesi cephesinde özellikle baktığımız zaman etkileri ne olacak? Türkiye etkileri ne olacak? Bunu da ayrıntılı masaya yatıralım satır arasında. Uzun zamandır Suriye'deki çatışmalar başladığından bu tarafa Türkiye'deki siyaseti aslında Suriye belirler olmuş durumdadır yani. Önemli siyaseti Suriye belirliyor. Bu barış süreci, müzakere süreci, bunun sonlanması, hatta 15 Temmuz askeri darbe girişimine de dahil olmak üzere bütün bu süreçlerin Suriye bağlantılı ve Suriye etkisiyle oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu çokça konuşulan konulardan bir tanesi. Şimdi Cerablus'a ÖSO diye girilmesi, aslında şunu herkes de biliyor ki ÖSO dedikleri, yani Özgür Suriye Ordusu dedikleri bir ordu yok. Evet. Böyle bir topluluk, böyle bir silahlı güç yok, böyle bir bileşen yok yani artık. Bunlar bir zamanlar vardı. Sonra darmadağın oldular, farklı grup, bunların önemli bir kısmı işte El Nusra ayrıldı, işte IŞİD'in içerisine girenler oldu filan. Aslında ÖSO diye bir toplu şey, grup kalmadı yani. Fakat Türkiye elinde başka bir malzeme yok. Bütün bu topladıkları kamplardan ve benzerlerden oradaki kişileri ÖSO adı altında kendi birlikleriyle ve kendi silahlarıyla Cerablus'a soktu ve gördük. Yani bunu şunu da gördük. Yani bu açık bir devir teslimdi bu. Yani böyle bir silah patlamadan, herhangi bir sıkıntı olmadan gittiler Cerablus'a, teslim edildi kendilerine, girdiler filan. Bunun hedefinin tabii ki PYD olduğu çok açıktı. Şimdi Türkiye'de iktidar şöyle bir şey yapıyor uzun zamandır. Açıklamaları dinlerken bazen televizyonda işte Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, ilgili bakanların açıklamalarını dinliyorum. Ya bunlar diyorum insanları salak yerine mi koyuyor? Yani bu nasıl bir açıklamadır? Şimdi aslında şöyle, oradan şunu görüyorsunuz. Ya bunlar bize konuşmuyorlar. Bunlar Batı'ya konuşmuyorlar. Bunlar Avrupa'ya konuşmuyorlar. Bunlar dünyaya konuşmuyorlar. Bütün bu açıklamalar aslında kendilerinin hedefledikleri o %50 kitle var ya, bütün bunlara konuşuyorlar. Ya biz şöyle astık, böyle kestik, işte bu kadar başarılı olduk. İşte PYD'yi diz çöktürdük, işte şu kadar terörist öldürdük filan. Bunlar diyorsun nerede hani yaşıyorlar? Hani böyle bir dünya yok yani. İşte Rusya'ya uçağını düşürdüğü zaman ettikleri kahramanlık nidaları, İsrail'le ilgili söylediklerine falan baktığın zaman ve bugün yaptıklarına baktığın zaman ya da söylediklerine, orada şunu net bir şekilde görüyorsunuz. Aslında iktidar uzun zamandır, yani 24. dönem hükümetiyle birlikte tamamen bu kendi %50'sine yönelik siyaset yapıyor. Muhtemelen Amerika'ya ya da Avrupa'ya ya da PYD'ye şöyle diyordur. Ya biz siyaset yapıyoruz kardeşim, biz içeride bu lafları ederiz, siz bunlara bakmayın filan diyorlardır herhalde yani. Çünkü onlar da salak değildir yani, bunları duydukları zaman herhalde ya bu ne diyor filan diyorlardır yani. Şimdi bu anlamıyla Türkiye'nin Cerablus konusunda, PYD konusunda, işte bütün o bölgeyle ilgili konuştukları şeyleri, demeçleri ciddiye almamak gerekiyor. Yani ciddiye alınsa başka bir felaketle karşı karşıyayız yani. Ya da bizim bilmediğimiz bir şeyler yaşanıyor bu dünyada. Hani biz hiç mi, ya bizim de sonuçta farklı haber kaynakları var. En azından bu bölgeden haber veren gazeteciler var. Yani bu işler böyle hep bunların dediği gibi falan değil. Bu gidişat ne olur? Tabii Cerablus'ta bu yaşandı. Evet. Fakat netice itibariyle şu anda işte 24 saattir mi 36 saattir mi bir ateşkes durumu söz konusu. Evet. Bunu bile inkar ediyorlar yani. Ya kardeşim çatışma yok, bak Amerika diyor ki çatışma yok. İyi, biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz diyor. Sen çıkıyorsun diyorsun ki ya böyle bir şey yok, böyle bir anlaşma yok, bilmem ne yok yani. Ya tamam yani, anlaşma, oturup da bir sözleşme imzalamamışsın belli yani. Ama bu konuda bir karar verilmiş yani, biri size durun kardeşim ne oluyor demiş yani. Amerika'nın açıklaması önemli tabii. Yani biz IŞİD dışında diğer güçlerin birbirle çatışmasını, savaşmasını kabul etmiyoruz. Şimdi bu önemli, hedef orada IŞİD olması gerekir. Ama Avrupa şunu da çok iyi biliyor. Türkiye'nin hedefi IŞİD falan değil yani. Tamamen Kürtler. Yani Kürtler orada ayrı bir yapı oluşturmasın, ayrı bir kanton bölge oluşturmasın, evet, ayrı bir devlet oluşturmasın. Kendilerini düşman olarak Kürtleri benimsemişler. Onun dışındaki bütün topluluktan hiç umurunda değiller. IŞİD'le falan da dertleri yok. Buradan bakıyorlar. Tabii bu bakış açısı Türkiye'ye felaket getirecek bir bakış açısıdır.
Çünkü sizin Suriye'de, Rojava'da, işte oradaki kantonlardaki Kürt halkı buradaki Kürt halkının akrabasıdır, duygudaşıdır, sınır ırktaşıdır. Yani bütün akrabasıdır, eşidir, dostudur. Her şeyden önce aynı bir dili konuşan bir topluluktur. Yani bu dolayısıyla senin içerisinde yaşayan milyonlarca Kürt'le kaderini ortak belirleyeceksen, bir yurttaş olarak göreceksen, yani onların oradaki duygudaşlarına da lütfen biraz insani davranmayı ve düşmanca bakmayı terk et yani. İnsanca davranmayı bil yani. Bunu görmek gerekiyor. Onu, o politikayı orada sürdürdüğü sürece, yani işgalci bir mantıkla, yeter ki Kürtler burada bir oluşum meydana getirmesin mantığıyla baktığı ve böyle hareket ettiği sürece bu işin Türkiye'de yansıması çok daha felaket olacağını geçmişteki pratiklerden biliyoruz yani. Evet. Bu bakış açısının terk edilmesi gerekiyor. Şu gerçek kabul edilecek. Bir kere Kürtlerin Türkiye ile sınır oluşturduğu, PYD'nin sınır oluşturduğu bölgelerde Kürtlere yönelik bir tehlike söz konusu değildir. Yani Türkiye'ye yönelik bir tehlike söz konusu değildir. Yani orası daha güvenli bir bölgedir. Kilise atılan bombalar yani PYD'den mi atıldı? Kürt bölgelerinden mi atıldı yani? Bütün hepsi oradaki kendi beslemeleri tarafından yapılan saldırılardır. O nedenle dostluklarını, düşmanlarını tespit ederken Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye'deki bunların yol açabileceği sonuçları da göz ardı etmemesi gerekir. Peki tam da bu Cerablus'u konuşuyoruz, Türkiye'ye etkileri nelerdir diye, ama Orta Doğu'da kaynayan bir kazan. Yani Büyük Orta Doğu Projesi'yle yıllardır süregelen bir durum, Orta Doğu'ya hakim olmaya çalışan güçlerin vermiş olduğu bir savaş olarak da belki adlandırabiliriz Orta Doğu'ya. Şimdi Amerika'dan söz ettiniz. Amerika daha öncesinde en azından IŞİD'e yönelik, PYD ile de bu noktada, şimdi Türkiye ile bir IŞİD'i temizleme operasyonu. Ama aynı zamanda büyük güçlerinde, uluslararası güçlerinde ortak noktası Orta Doğu'yu ele geçirmek. Yani oradaki pazara hakim olmak. Sanki bir yandan da bu bitirilmek istenmiyor gibi bir durum yaşanıyor. Yani bunun süre gitmesi için sanki bir fitil ateşlenmiş ve bu gidiyor. Çünkü Orta Doğu kaynakları, doğal kaynaklarıyla, gücüyle, petrolü vesaire birçok noktasıyla kilit bir nokta ve bu noktada sanki uluslararası kapılar da bu kilidi açmama noktasında, yani o Orta Doğu'ya hakimiyet büyük güçlerin savaşımı noktasına dönüşmüş ve savaşı sanki daha böyle kızıştırır gibi bir hava gibi bürünüyor yani şu an, evet, yansıyan nokta. Çünkü yıllardır bitmeyen bir kavga Orta Doğu projesi. Bu projeye kim hakim olursa meselesine dönüşmüş gibi. Yani biraz artık yaratılan durumlarmış gibi. Yani bir IŞİD, daha öncesinde farklı isimler. Bu nasıl değerlendireceksiniz? Yani bu Orta Doğu'da oynanan bu durum. Çünkü orada Aleviler var, Ermeniler var, Süryaniler var. Orta Doğu'nun bütün halkları var. Bütün kesimler var. Ve hepsi tehlike altında şu an. Yani bu işte Amerika ve Avrupa dediğimiz, yani emperyalist güçler diye tanımladığımız kesimler Orta Doğu'da bir gücün hakim olmasını istemiyor. Yani bir denge oluşsun ve bu denge çerçevesinde her an istedikleri anda da savaşı çıkarabilecekleri bir pozisyon olsun istiyorlar. Şimdi hemen Suriye'nin işte kuzey bölgesinde Kürt güçlerinin, Demokratik Suriye güçlerinin oraya hakim olmasıyla birlikte Türkiye'nin Cerablus'a girilmesine müsaade edildi örneğin. Yani. Evet. Yani daha önce Türkiye Cerablus sınırından şöyle sınırın öbür tarafına adımını dahi atamıyordu yani. Şu anda buna müsaade edilmesi, o bölgenin IŞİD'den temizlenip Demokratik Suriye güçlerinin eline geçmesiyle birlikte oldu. Bunu niye yapıyor dediğiniz gibi, tam da sizin söylediğiniz gibi. Yani şimdi orada Kürtler rahatlıkla kendi kantonlarını oluşturup bir huzur ortamı oluşturmasınlar. Türkiye'yi onların hemen yanına böyle bir denge olarak soktular, müsaade ettiler girmesine. Şimdi eller tetikte, bir tarafta Demokratik Suriye güçleri, diğer tarafta ÖSO ve Türkiye güçleri karşılıklı birbirlerine göz hizasında, eller tetikte bekliyorlar. Yani sürekli böyle bir ortam olsun istiyor
emperyalist dediğimiz ülkelerde yani. O söylediğinizle doğru bir bağlantı olarak şu anda yaşanan bir durum. Tabii bunun çözümü bizim açımızdan çok nettir. Yani bir kere her ülkenin kendi kaderini, her halkın kendi kaderini tayin etme hakkını tanımamız gerekiyor. Oradan Türkiye'de dahil olmak üzere, Avrupa'da dahil olmak üzere, Amerika'da dahil olmak üzere, başka hangi güçler varsa onların tamamı dahil olmak üzere elini çekmesi gerekir ki oradaki dengeler yerine otursun. Yani şöyle düşünün, şimdi Saddam bir gün Amerikalı bir gazeteci benimle röportaj yapıyordu. İşte Saddam'ın felaketinden filan bahsetti ama şöyle ifade etmiştik. Ya tamam da Saddam gerektiğinde halkı tarafından devrilebilecek bir liderdi. Ama siz onu öyle bir noktaya getirdiniz ki İran'la savaşsın diye güçlendirdiniz ve halkının ve Irak içerisindeki diğer güçlerin, diğer toplulukların deviremeyeceği bir güce getirdiniz onu. Hı. Ondan sonra sizin başınıza bela oldu filan. Bunun gibi yani orada dengeleri değiştirdiğiniz zaman yani halkın kendi iradesinin yansıyacağı dengeleri birinin lehine değiştirdiğiniz zaman o zaman o da yarın öbür gün bütün dünyanın başına bela oluyor. Çünkü demokratik bir ortamın oluşmadığı noktalarda. Şimdi o nedenle bizim savunmamız gereken ve ısrarla üzerine durmamız gereken yani Suri halkları mı? Tamam, Suri halkları silahla, ki tasvip etmediğimiz asla bir şey, silahla ise silahla, sözse söyle, oyla oysa, sandıkla sandıksa kendi geleceğini kendisi belirler. Yani oradaki güç dengelerini bırakın, kendi güç dengeleri içerisinde bunun geleceğine karar versinler ve bunu oluştursunlar. Şimdi sen öyle bir şey yapıyorsun ki yani IŞİD'i büyüttün, beserttin, eline her türlü kimyasal silah da dahil olmak üzere veriyorsun. Öbür tarafta elini kolunu bağlamış bir toplum üzerine salıyorsun, yani bir halkın üzerine salıyorsun. Yani bu dengeyi yarın öbür gün senin aleyhine dönüyor işte şekilde görüldüğü gibi. Şimdi orada kantonlar zaten oluşturulmuş ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması vardı. Minbiç'ten gidenler Minbiç'e geri dönsün açıklamaları vardı. Fakat bir yandan da sizin tam bahsettiğiniz noktada kantonların ayrılmasına, yani var olan kantonların dağıtılmasına. Peki bu kantonlar dağıtılırsa bunun sebebi, yani sonuçları ne olur? Yani o kantonların dağıtılması, o özelliğin dağıtılması, orada Suriye halkının belirlemiş olduğu bu yapı ile ne hedefleniyor? Şimdi şunu söyleyeyim. Oradaki bir kere PYD'nin, YPG'nin öncülüğünü çektiği Demokratik Suriye Güçleri dediğimiz güçler ki içerisinde çok farklı halklardan, Araplardan, Türkmenlerden oluşan, Ermenilerden ve benzeri işte orada yaşayan halklar, kimse onlardan oluşan bu topluluklar. Ya bunlar onlara o topraklar bahşedilmedi, yani böyle lütfedilmedi yani. Bugün Kobani hani lütfen alın buyurun gelin siz burada oturun filan denilmedi yani. Şimdi dolayısıyla o kantonlar büyük bedeller ödenerek oluşturuldu. Ve burada Amerika'nın da gücü yetmeyecektir bunu, o kantonların birleşmesini, o insanların, halkın oradan çıkartılmasını, o silahlı güçlerin teslim olmasını Amerika'nın da gücü yetmez. Çünkü işgalci eninde sonunda işgal ettiği yeri terk etmek zorunda kalacaktır. İşgalci emanetçidir. Ama orada yaşayan bir halk vardır. Yani bu halk kendi oluşturduğu güçleriyle orada yaşıyorlar yani. Ya konuyla çok bağlantılı değil ama hani Alevilik'te de ilgili bir şeydi. Çok enteresan, size anlatayım. Bu geçenlerde bir şey yaptı. TVO'nun bir programında, Hacı Bektaş'tan program yapıyorduk. Bir takım arkadaşların müdahaleliğiyle şöyle bir tartışma yaşadık. Ya Hacı Bektaş dergahı işte önce Nakşilere teslim edildi. İşte önce Bektaşilere teslim edildi Alevilerden alınıp. Sonra Nakşilere teslim edildi. Daha sonra 1925'e gelirken de Alevilere Bektaşilere, Nakşilere birlikte yönetiyordu. Aslında Alevilerin hiç olmadı. 1550'den bu tarafa Alevilerin elinde değil Hacı Bektaş dergahı üzerinde bir tartışma yürütüyorduk. İşgal altındaydı yani. Bir zamanlar Bektaşilerin işgalinde, sonra Nakşilerin işgalinde, sonra da Nakşilere Bektaşilerin birlikte işgalinde, Çelebilerin yani Alevi temsilcilerin elinde değildi diye. Fakat şöyle bir gerçek vardı orada. Aleviler ama Hacı Bektaş hiç terk etmemişti ki, oranın yerleşik halkıydı ve işgalciler terk etmek zorunda kaldılar. Yani Bektaşiler orayla işi bitince pınır pırtısını topladılar, gittiler Arnavutluğa. İşte ondan sonra Nakşiler zaten hemen kaçıp gittiler yani oradaki resmi şeyleri bitince. Şimdi bu örnekte anlattım ama yine kalan kim oldu? Oradaki Aleviler oldu. Yine Hacı Bektaş dergahı bize teslim edilsin diye mücadele eden kimler? Yine Aleviler.
Yani dergahı yine inanç merkezi olan kimler? Yine Aleviler, anladın mı? Yani burada yani çok konuyla bağlantılı değil ama aklıma geldiği aslında için... Aslında güzel bir bağlantı oldu. Yani aklıma geldiği için örnek veriyorum. Şimdi bu Kobani işte ve diğer kantonlar meselesinde de ya orada yaşayan bir halk ve onlar oradalar ya oradalar yani yaşamaya da devam edecekler yani. Türkiye girip orada kalamayacak ki yani. Emanetçisin sen yani işgalcisin yani gideceksin ondan sonra çekip çıkacaksın geri dönmek zorunda kalacaksın bir gün yani. 3 gün, 5 gün, 10 gün, 50 yıl, 100 yıl yani ki bunun 100 yıl sürdüğü de zamanlar da olmuştur çeşitli işgalciler açısından. Ama netice itibariyle sonuçta sen burada kalamazsın. Amerika'da o süper güç denen Amerika Birleşik Devletleri de Suriye'deki kantonların kendi geleceğini tayin etmesini, kendisini yönetmesini engelleyemez. Mümkünatı yoktur. Çünkü o halk orada yaşıyor. Onlar onların toprakları, yerleri, yurtları, malları, mülkleri, anaların, babalarının, atalarının doğdukları yerler, çoluğun çocuğunun, torunlarının yaşayacakları yerlerdir. Böyle bakıyorlar oraya yani. Babasının, atasının, dedesinin mezarı orada yani. Onlar orayı terk etmediği sürece ki terk edecekleri bir ortam değil ki kendi toprakları, işgalciler terk etmek zorunda kalacaktır. O nedenle kimse boşuna heveslenmesin, yani kimse boşuna da korkmasın, çekinmesin ya da endişe duymasın. O halk kim yaşıyorsa o topraklarda orası o halkındır. Eninde sonunda da onun olacaktır. Bu bütün dünyanın her tarafı için geçerlidir. Türkiye'deki bölgeler için de geçerlidir. Kimse kendisini öyle bunlar biz yöneteceğiz, burayı biz belirleyeceğiz falan diye bakmasın. Eninde sonunda o oranın halkı orayı yönetecektir yani. Evet, son 4 dakikanın içerisindeyiz. Süre hızlı akıp geçiyor. Hem 4 Eylül'le ilişkin Alevilere bir çağrınız olacak mı? Hem de son sözlerinizi alalım. Sonrasında kapanışımızı yapacağız. Şöyle söyleyeyim yani bu 4 Eylül'de Bakırköy'de düzenlenecek. Ondan sonra çeşitli bölgelerde var. Adana'da var. Evet. Bildiğim işte şu anda ezberimde yok ama birçok Türkiye'nin farklı bölgelerinde bu mitingler, demokrasi ve güç birliğinin mitingleri yapılıyor. Bütün bu bölgelerde Alevi Bektaş Federasyonu ve bileşenlerinin, Alevi Bektaş Federasyonu'na bağlı kurum ve kuruluşların bu mitinglere etkin katılım kararı var. Çünkü bu güç birliğinin bir bileşeni. Şimdi biz şunu yapmamız gerekiyor. Yani Alevi toplumu olarak şunu yapmamız gerekiyor. Bizim açımızdan geleceğin oluşturması, Türkiye'nin demokratikleşmesi bizim bütün taleplerimizin karşılayan bir şeydir. Ve ülkenin artık böyle bir diktatöre, bir saraya, ondan sonra bir parlamenter sistemin ortadan kaldırıldığı, kanun hükmünde kararnameler vasıtasıyla tek kişinin iki dudağı arasında yürütülen bir ülkenin bizim hiçbir zaman hayrımıza olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Ne askeri darbeler, ne vesayetler, ne tek kişi yönetimleri, Türkiye'de yaşayan Aleviler de dahil olmak üzere bu tür toplulukların, yani azınlıkta kalan, sayısal azınlığı olan toplulukların hiçbir zaman menfaatine olmamıştır. O yüzden bizim bu demokrasi talebine çok sıkı bir şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Türkiye'nin her tarafında bu mitinglere en geniş katılımla destek vermemizden başka çaremiz yok yani. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün yoğun gündemlerin içerisinde satır aralarında Sayın Ali Kenanoğlu'nu ağırladık ve satır aralarına ilişkin konuştuk. Önemli noktalara değindi Sayın Ali Kenanoğlu. Yarın bizler yine satır aralarını ele almaya devam edeceğiz. Yayında emeğe geçen bütün arkadaşlarımız adına yarın satır arasında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Gültekinler Emlak sundu.